Önümüzde önemli bir Manisa maçı var bizim için. Manisa FK'da onlar da bu süreçte 3 tane hoca değişikliği yaşadılar. Onlar da sıkıntılı bir süreç yaşıyor. İki takım içinde zor bir maç olacak. Ama Manisa FK'da kadro kalitesi, kadro derinliği bakımından onlar da bulunduğu yerin takımı değil. Onu söyleyebilirim. Oynadıkları futbolda aldıkları skorlardan daha iyi. Yani iyi futbol oynuyorlar ama onlar da skora yansıtamıyorlar. Yani iki takım içinde zor bir karşılaşma olacak. Bizim için önemli bir maç. Tabii kazanarak oradan dönmek istiyoruz. Herhalde bir 3-4 hafta sonra biraz daha netleşeceğini düşünüyorum. Alt taraf, üst taraf, biraz orta tarafın biraz daha şekilleneceğini düşünüyorum ama bu bir süre böyle gidecek yani. Bu sene lig, yani sezon başında da söylemiştim, geçmiş sezonlardan daha zor bir lig. Herkesi içeride ya da dışarıda yenebildiği, sürpriz sonuçların fazlasıyla alındığı bir lig. Onun için bu skorlar bence devam edecek böyle. Sürpriz skorlar. Sıralamalarda suni bu şekilde şu an devam edecek yani. Ama ilk yarı bitene kadar biraz şekilleneceğini düşünüyorum. Diğer haftalara göre oyun anlamında birazcık daha üretken anlamda birazcık daha aşağıdaydık ama kazanmasını bildik. Artı olarak koyabileceğimiz çok iyi bir kazanma isteğimiz vardı. Bütün herkes takım olarak kazanmaya odaklanmıştık aslında. Diğer haftalara baktığınız zaman pozisyona girip atamama bizi birazcık strese sokmuş muydu? Evet, hem pozisyona giren arkadaşlar hem geride bekleyen arkadaşlar bu anlamda hem biz biraz stres olmuştuk ama kazanmasını bildik son dakikada olsa. Defans anlamında kaleci olarak da pozisyon olarak bakınca gol yemeden iki haftanın geçmesi bizim için çok sevindirici. Bunları daha fazla yapıp bir seriye yakalayıp kendi hedefimiz olan yere ulaşmak istiyoruz. Bunun için çok iyi bir birliktelik yakaladık. Belki futbol anlamında çok zor yakalanabilecek bir şey. Arkadaşlık, birliktelik anlamında söylüyorum. Bunu değerlendirip bu sene bunun meyvesini almak istiyoruz. İnşallah gideceğimiz maçta da kazanma isteğimiz en yüksek seviyede olup istediğimiz puan ve puanlarla oradan dönüp gelmek istiyoruz. Yaklaşık 4 haftadır maçlara iyi başlıyoruz. Rakiplerimizi iyi analiz ediyoruz, çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Hocalarımız burada gecesini gündüzüne katıyor. Her ne kadar maçlara üstün başlasak da bir türlü istediğimiz skoru bulamıyoruz. Üretmekte sıkıntı yaşıyoruz. Ama nitekim son maçta sonuç odaklı olduğumuz için, kazandığımız için de gerçekten mutluyuz. Şu anki rakibimizin de sıralamadaki konumu kimseyi yanıltmasın. Bu hafta da iddialı, güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. İnşallah bu maçı da kazanıp başladığımız bu seriye iyi bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Bir daha kaptan 2 lira versene. Versene ne bir şey değil.